Evet değerli izleyenler, şu anda Yatan Belediyesi'nin önündeyiz. Dün akşam saatlerinde Yatan Belediye Başkanı tarafından eski dönemde AK Parti'de olan Yatan Belediyesi'nin borçlarını açıklamıştı ve 143 milyon TL olduğunu söylemişti. Bu konuyla ilgili Mesut Günay bize özel açıklamalarda bulunacak. Gelin hep birlikte izliyoruz. Evet, şu anda da yanımda Mesut Başkanımız var. Başkanım, borçlar dün açıkladınız sosyal medyalarda. 143 milyon TL olduğundan bahsettiniz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle TV48 izleyicilerine bir merhaba demek isterim. Bu hassasiyetiniz için, size de zaman verdiğiniz için, bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu borçlarımız biz dediğimiz gibi bir matematiksel anlamda bir röntgen çekmek gibi bir şey düşünün. Biz bunu bütün şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği tüm halkımızla paylaşmayı bir belediyecilik anlayışı olarak gördük. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki amacımız kimseye kötülemek değil. Ancak şeffaf bir anlayışla ne aldık, ne ettik, ne verdik bir bilanço olarak çıkartmanın doğru olduğunu düşündük. Uygulamanın aynısını her yıl aynı şekilde biz kendi kalbimizde açıklayacağız, vatandaşına paylaşacağız. Yani bir yıl sonra 143 milyon borçlu olmuş, üstüne koymuş muyuz, azaltmış mıyız? Yani borcu arttırırsak ne için arttırmışız? Bunları şeffaf bir anlayışı gereği herkese paylaşacağız. 5 yıl boyunca Yatan Belediyesi'nin neler yapılmış, neler alınmış, neler verilmiş, bunları da kısaca öğrenebilir miyim? Şimdi ben açıklamamda bahsettiğim üzere devlet kaynaklarından, bakanlıklardan, işte gençlik merkezimiz, işte millet parkımız, halı sahalar, ova yolları gibi yerler yapılmış. Bunlara dün bahsettim. Belediye bütçesinden yapılmasa da bunlara vesile olan arkadaşlara Allah razı olsun diyorum bir kere. Yatağın için kim bir çivi çakarsa bizim için değerlidir. Ancak bizim burada bahsettiğimiz nokta yüksek borçlanmanın ve plansız borçlanmanın bizim belediyemizi işlevsiz hale getirmesidir. Özellikle en sıkıntılı kısım son 2022-2023 yıllarında oluşan 42 milyonluk borçtur. Hatta size bile söyleyeyim. Bu tip borçlar tıkanmış durumda. Ama bunlar bizi gözümüzü korkutmaz. Bundan üstesinden geleceğimiz hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada biraz önce bahsettiğim üzere bir bilanço ne aldığımızı görelim. Hem de bizim başlama noktamız belli olsun. Nereden nereye geldik? Vatandaşımız bu kararını kendi versin. Başkan, borçlardan da kısa bir bahsetsek neler var? Mesela şöyle bahsedeyim. İller Bankası'na 1 milyon 500 bin civarında borcumuz var. Vakıfbank'ta çekilen bir kredi var. Bu yıllar içinde ödenecek sari şekilde 63 milyon civarında borcumuz var. Elektrik Üretim AŞ'ye 12 milyon 300 gibi bir borcumuz var. Sosyal Güvenlik Kurumu'da 13 milyon 500 gibi bir borcumuz var. Vergi Dairesi'ne borcumuz 699 bin lira. İşçi ve Memur Sendika aidat borçlarımız 1226 lira. Yatan Belediyesi personel şirketine olan borcumuz da 8 milyon 400 bin lira. İşte asıl bahsettiğimiz tıkayan işte piyasa borçları da 42 milyon 36 bin lira şeklinde oluşuyor. Tabii bu arada mesela sıkıntılardan biri de şu, 73 adet taşınmaz satılmış. Bunların bugünkü, o günkü satış bedelleri yaklaşık 33 milyon civarında ama bugün 34 milyon 600 civarında. Ama bugünkü TÜİK verilerine göre bile hesaplasak, ki rant değerlerine göre değil, TÜİK verilerine göre bile hesaplasak 89 milyon civarında bir bedel oluşuyor. Yani bugün elimizde olsa, bunları eğer bugün elimizden çıkartılabilse, ki çıkartma taraftarı değiliz, borçların %65'ine tekabül ediyor. Bu önemli bir şey. Ha, bu arada şunu da söylemedim. Belediyeye ait zarın satışı var. Tabii 73 adet taşınmazımız satılmış. Bunların karşılığında yaklaşık 34 milyon 700 bin lira civarında bir gelir elde edilmiş. Ama bugün itibariyle TÜİK rakam, ki TÜİK biliyorsun biraz daha düşük çıkartıyor. O değerlendirmelere göre bile hesapladığımızda bugünkü değerleri 89 milyona tekabül ediyor. O yüzden hani bugün elimizde olsa çok daha değerli olacaktı. Ama şunu da söylemeden geçmeyeyim, hakkaniyet içerisinde. 56 adet de taşınmaz elde edilmiş. Mermer sahası falan filan. Ama bunların da hiçbiri bedel ödenmemiş. Yani bir ücret ödenerek alınmamış. Ama 56 adet de bir taşınmaz belediyemize kazandırılmış. Şimdi son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak biraz önce bahsettiğim gibi şeffaf, hesap verebilir, dürüst belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Ortak akılla belediyemizi yöneteceğiz. Her şeyden halkımızın haberi olacak. Biz de her zaman eleştiriye açığız. Ve bu anlamda ileriye dönük umutlarımız var. Yatağını çok daha sosyal,
gelişen, değişen bir kent haline getireceğiz. Mutlu, mesut bir yatağın hedefimiz. Teşekkürler. Şöyle de broşürü değerli izleyenlere gösterelim evet. Biz. Bu da bizim paylaştığımız tablomuz. Burada mesela şunu da demedik. Mesela ne zaman çekilmiş detaylar var. Mesela örnek veriyorum. İller Bankası kredi borcu 01.010.2023 tarihinde çekilmiş ve 2028 yılına kadar ödenecektir. Yani bu derece şeffaf ve detaylı bir tablo oluşturduk. Örnek veriyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu 2030 yılına kadar yapılandırılmış mesela 13 milyonluk kısmı. İşte vergi daha çok ödenecek. Bunların hepsini tek tek burada geçmemesi için şeffaf bir şekilde açıkladık. Yine ifade edeyim. Her yılın sonunda biz de kendi tablomuzu halkımızla paylaşmaktan mutlu olacağız. Bu da bizi disipline edecektir ve daha iyi çalışmamıza hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla daha ileri gideceğimize inanıyorum. Ben teşekkür ederim. Gösterirsiniz sizlere.